Efendim hoş geldiniz. Öncelikle zinciri kırdım öyle çıktım sahneye, haberiniz olsun. Çünkü şu ana kadar yapılan mükemmel konuşmalar sayesinde zinciri kırmış biri olarak karşınızdayım. Gerçekten mükemmel konuşmalardı. Nurten Hocam, benim en büyük ödülüm bu mükemmel konuşmacılarda bugün burada yer almak. En büyük aldığım ödül o, şu ana kadarki en büyük ödül o. Gerçekten... En büyük ödüllerden biri, bugün sizler gibi mükemmel bir yöreyi temsil eden Adıyaman yöresinde sizlerle birlikte olmak. Gerçekten mükemmel bir yöre. İnsana misafirliğe gittiği zaman ilgi ve alakadan mahcup eden bir yöre. İnanılmaz bir değer. Biz bugün zincirleri kıralım dedik ama aslında memleketi ayakta tutan değerlerin en güzeli, o zinciri oluşan en önemli halkalardan biri bence Adıyaman ve buradaki bu kültürümüz. Buradan bence ülkeye hatta dünyaya yayılsın bu değerler istiyoruz. Bugün zinciri kırdıran bir konu da hakikaten egemen ve siz bir tarihe tanıklık ediyorsunuz. TEDx dediğimiz organizasyon ki tebrik ediyorum vizyonundan dolayı organizasyonda emeği geçen başta İlmili Eğitim Müdürümüz Mete Kızıltay olmak üzere. Gerçekten tebrik ediyorum çünkü sadece Adıyaman değil, Türkiye değil, bu Adıyaman'ın dünyaya açılan bir organizasyonudur. Çünkü arada görmüşsünüzdür, yabancı konuşmaları Türkçe altyazılarıyla biz izledik. Bizim bu konuşmalarımızı da dünyanın ta öbür ucunda altyazı İngilizce olarak seyredecekler, haberiniz olsun. Böyle bir organizasyon bu organizasyon ve dinlenecek o kadar çok şey var ki aslında. Ve ben zincirleri koparıp geldim. Hocam size ödüğüm bu dakikalar süreden sayılmıyor, haberiniz olsun. Üstüne ekleyebilirim değil mi hocam? Tabii ki hocamla ilgili konuştum ama öyle bir ekip var ki arka tarafta, mükemmel bir ekip gerçekten. Onlar da Adıyaman'ı çok mükemmel temsil ediyorlar ve buradaki organizasyon mükemmel bir organizasyon hakikaten. Onlar da zincirleri kırmış vaziyetteler. Sizlerle bugün bu zincirlerin halkalarını biraz kuvvetlendirmek için buradayım. TEDx konuşmacısı olmak gerçekten benim için de bir gurur kaynağı. İsmim Levent Galip Yeşil. Özgeçmişim okundu ama bende dönüm noktası olan birkaç noktadan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi semazerlik yaptığım dönem. Ben 45 dakika boyunca kolları açıp dönebilen bir adamım. Bunu anlatmaktan gurur duyuyorum. Daha uğraşım olan birçok şey var. Ama zincirleri kırmam gerektiğinde bazen aklıma geliyor Mevlana kültürü. Evet, oradan yakalıyorum ve kırıyorum. Bir de ben bir elmanın yarısı iki oğul babasıyım diye anlatıyorum kendimi. Hoşuma gidiyor kafiyeli söylemek. Bir gün bir sunumumda bir elmanın yarısıyım dedim. Biraz da espri katayım işin içine diye. Katılımcılardan biri, çok özür diliyorum, hocam seni kim ısırdı diye sordu. Bir şey de diyemedim. Cevaplandıramadığım ender sorulardan biridir. Zincirleri kırmak için şu gerekiyor demek ki, anlaşmak lazım. Sizin ne anlattığınızdan çok, karşı tarafın ne algıladığı çok ama çok önemli. O yüzden iletişim her şeyden önemli. Bir elmanın yarısı olsanız da. Değerli katılımcılarımız, burada olmaktan dolayı ki söylemeden geçemeyeceğim, öğretmenler haftasında buradayım. Dün 300 öğretmenimizle birlikteydik. 300 değerli halka, kocaman bir zincir oluşturduk, kuvvetli bir halka. Bir de gurur kaynağı budur, onu da belirteyim. Ben zincirleri kırmak için herkesin, bu slaytta gördüğünüz Eymen oğlumuzun gözyaşını dindirmesi için ben sorumluyum. Ve ben bu konuda şimdi ne yapabilirim diye düşünmesini öneriyorum. Çünkü kırılması gereken o kadar çok zincir var ki toplumumuzda uğraştığımız, motivasyonumuzu dibe vurduran. Eymen'in gözyaşlarını dindirmek istiyorsanız tanıştırayım. Zincirleri evet kurmak durumundayız ama birilerinden bir şey bekleyerek değil. Ben sorumluyum ve şimdi bu konuda ne yapabilirim diye sormak lazım. Aylan bebeğini çoğumuz hatırlıyoruz değil mi? Gözlerimiz yaşardı şimdi hala. Hatta sizi belki de birçoğumuzun tanımadığı Suat Bebek'le de tanıştırayım. İstanbul'da daha güneşli olmadan annesi ve babası tarafından dilenmeye gönderilmiş. Seçiliyordu uzaktan tahmin ediyorum. Ve uyuyakalmış kaldırımda. Suat kız bizim kızımız. Ve bizim memleketimizde başucumuzda kaldırımda uyuyakalmış sabahın köründe. Bizim çocuklar azıcık üstünü açsa yüreğimiz sızlıyor. Ama Suat kız burnumuzun dibinde. Ve biz bu problemleri çözmek için ben sorumluyum diyebilmeliyiz. Ve ben bu konuda şimdi... Ne yapabilirim? Şimdi sizi dünyanın başka bir yerine götürmek istiyorum. Burası bir memleket. Orada insanlar, şimdi biz geçmişiyle, tarihiyle, kültürüyle, kuvvetiyle, değerleriyle çok çok daha ötesini hak eden bir milletiz. Ama bizden çok daha iyi yaşam kalitelerine sahip ülkeler var. Bu ülkelerden biri, adamlar bir şey icat etmişler.
Yokuş yukarı çıkmak istediğinizde ayağınızı koyuyorsunuz mekanizmaya ve otomatik olarak sizi yukarıya kadar çıkartıyor. Sizce biz her şeyimizde bunu çok daha kesin hak etmiyor muyuz? Bence sonuna kadar hak ediyoruz. İşte bunun için bu zincirleri kırmaya ihtiyaç var dostlar. Kırmak durumundayız. Bizim memlekete kursak bu mekanizmayı ne olur diye soruyorum bazen. Evet, aklınızdan geçen cevaplar. Bozarız hocam. Alıp götürmeye kalkarız. Üstünde yük taşırız. Oyuna çeviririz. Çok sevdiğim bir hocam Ankara'da Polis Amca Yükseltim Okulu'nda, ki çok dezavantajlı bir okuldur orası. Okulun bahçesinde çocuklara güvenlik amacıyla otomatik kapı yaptırdı. Daha birinci gecede otomatik kapıyı çalmaya kalktık yani. Mete hocam, hatırlıyor musunuz? Biz bu güzel ülkemizi çok daha bu değerleriyle kuvvetli hale getirecek ve dünyaya meydan okuyacak seviyeye işte bu zincirleri kırarak getirebiliriz. Biraz daha devam edelim. Kırılması gereken bir zincir, trafik terörü. Biz zincirleri kıralım derken sürekli kafa kırıyoruz yani. Ve bunu en çok trafikte yapıyoruz. Ve öyle bir hale geldik ki, gazilerimizi dövüyoruz artık trafikte. 2 yaşındaki küçük kız çocuğunun gözü önünde. Sizce biz bu muyuz? Değiliz. Suçluyoruz değil mi dövenleri? Ama ben diyorum ki, evet, onlar cezasını çekmeli, her şeyin bir bedeli var. Ama o arkadaşların o hale gelmesinden ben de sorumluyum. Ve ben bu konuda ne yapabilirim? Biz onları o seviyeye getirdik. Gözleri nasıl karardıysa, işte kırılması gereken bir zincir varsa, bir zincir de bu. Ve biz bu zinciri, o birbirimizi bağlayan o halkaların kuvvetini, o değeri çok daha üst seviyeye çıkartarak yapabiliriz. Biraz daha ilerleyelim. Trafiği de çözeceğiz ama. Trafikte bu bağları kuvvetlendirmek için küçük bir yöntem göstermek istiyorum. Herkes elini bir kaldırabilir mi? Herkesi görebilir miyim? Bir el sallar mısınız? Hocam el sallarken bir çekebilir miyiz? Lütfen. Bu uygulamalarda o tarafa döndürürseniz çok mutlu olurum. Bir yapalım lütfen. Mükemmel bir görüntü şu an. Harikasınız. Güzel. Şimdi bu dostluk mesajı vermek. Trafikte ne olursa olsun avucunuzun içini gösterin. Ne kadar kızıyor olursanız olsun, hatta bu avuç içini bir de kalbe götürün, Allah yolunu açık etsin deyin. Bir kaldıralım kolları, bir de ters çevirin. Bu ne demek? Gel gel. Elimin tersiyle çakacağım. Hayat ya da ölüm, karar bizim. Avucumuzun içini göstermekle tersini göstermek arasındaki karar bizim. Zincirleri kırmak mı istiyorsunuz? Avucunuzun içini gösterin yeter. Devam edelim. Devam edelim. Evet. Yeni çıkacak kitabımı da böyle araya da reklam almış gibi oluyorum ama Yeşil Dalga koydum adını. Niye biliyor musunuz? Yapacağınız iyilikler de dalga dalga yayılsın diye. Trafikte eğer kurallara uyarsanız, hız sınırlarına uyarsanız yeşil ışıkla birlikte hiç durmaz gidersiniz. Ama birazcık hızlanırsanız kırmızı ışık çat diye çıkar karşınıza, durdurur sizi. İşte diyoruz ki kurallara uyan bir toplum olalım. Ankara'da çift yönlü bir yolda oğlumla birlikte giderken karşıdan karşıya geçmeye çalışan yolun tam ortasında kalmış bebek arabalarıyla bir anne baba biraz da tedirginler. Hemen durdum. Yol verdim onlara. Oğlum dedi ki baba ne güzel yaptın dedi. Ne güzel oldu değil mi oğlum dedim. Sonra biz tabii orada bir boşluk oluşturunca biz eve gidene kadar karşıdan karşıya geçmeye çalışan tüm yayalar karşıya geçti. Sıkıntı yaşamadan oğlum dedi ki baba yeşil dalga gibi oldu değil mi dedi. Bu iyilik yayıla yayıla gitti. O yüzden de biz o küçücük iyiliği dalga dalga yayabilen işte o zincirin halkalarını kuvvetlendiren bir o kadar da o zincirleri kıran olalım istiyoruz. Şimdi neyle kıracağız? İletişimle kıracağız. Ne hissediyorsunuz bu fotoğrafta? Sevgi, kardeşlik, birlik, beraberlik değil mi? Size bir seminerde zincirleri kıran bir katılımcıdan bahsedeyim mi? Hocam bırak Allah'ını seversen sevgi saygıyı dedi. Daha o işte adamın başının etini yemeye başlamıştı. Bakış açısındaki farklılığa bakar mısınız? Bir taraf sevgi, saygı, kardeşlik diyor. Öbürü diyor ki hocam diyor başının etini daha o yaşta yemeye başlamış diyor. Ve biraz önce sevgi, saygı, kardeşlik diyen bir hanım katılımcımız dedi ki dost başa düşman ayağa bakar. Ne oldu bizim sevgi, saygı, kardeşlik? Aha da kırdık zinciri buyurun. Ama o kırılmaması gereken zincirdi.
Bir anda güzelim kardeşlik ortamı döndü savaş alanına. Güzel bir örnek size. Artık günümüz koşullarında böyle cepte, yani karşılıklı cep telefonuyla anlaşır olduk. Diyor ki annesine mesaj atmış. İyi geceler canım diyor. İyi geceler anne diyor. Ben diyor biraz uyuyacağım, lütfen beni uyandırma diyor. Niye diyor? Yorgunum diyor. Uykumu alacağım da diyor. Kaça kadar matmazel diyor. Kaça kadar uyuyacağım? 1-2-3 uyanırım diyor. Peki kızım Ali niye camda diyor. Anne ne diyorsun diyor. E sen yazmışsın Ali camda diye. Uykumu Ali camda yazmışsın diyor. Kuşak çatışması yaşıyoruz değerli dostlar. Oradaki o harfler var ya, şu Ali camdayı Ali camda yazıyor ya şurada. Anne diyor ki kızım Ali niye camda? Ali kim? Biz istiyoruz ki her şey mükemmel olsun. İşte bu anlaşmazlıklardan dolayı şimdi iletişimi böyle çok kolay formülize edemeyiz ama formülize ediyorum. Bakın iki formül paylaşacağım. Zincirleri kırmak için birebir. Bir, kose inyo çese duha. Kose inyo çese duha. Ne demek? Konuya sert, insana yumuşak olun. Sertliğiniz her zaman konuya karşı olsun. Ama insanlara karşı sevgi, saygı, anlayıştan vazgeçmeyelim. Bir o kadar da çese duha. Ne kadar sinirli olursanız olun, çevreye sakin ama duruma hakim olun. Hani Ali camdaysa yakala. Ama zaten Ali camda değil, problem yok yani. Ve sen o kızgınlığını kontrol edebilirsin. Bir formül daha, 3 dat formülü. Eğer uygulayabilirsek datından yenmiyoruz kısacası. 3 de duygu, düşünce ve davranışlar demek. Herkesin davranışlarına sebebiyet veren duygu düşünceler var. Geçelim mi 3A'ya? Önce o davranışların altında yatan sebepleri anlamak lazım. Çünkü buzdağının üstüdür davranışlar. Biz altını çözmeliyiz. Anladık, sonra kendimizi anlattık. 3A'ya her zaman ihtiyaç var zincirleri kırmak için. O da anlaşmak. Peki anlaşmanın sağlandığı toplumlarda ne olur? Geldik 3T'ye. Takdir görürüz. Memnuniyet yaratırız. Sonra ihtiyaç olduğunda tercih ediliriz. Ve bizler kulaktan kulağa tavsiye edilirsek işte o zaman ayakta kalırız. 3 dat formülü çok önemli. Zincirleri çok daha sağlamlaştırmak adına. Geçelim bu fotoğrafa. Ne gördünüz ilk olarak bu fotoğrafta? Çiçek gördünüz. Kelebek gördünüz. Anne çocuk sevgisi gördünüz. Güzel şeyler değil mi? Rengarenk bir resim aslında. Bir gün sordum katılımcılara, ne gördün bu fotoğrafta? At hırsızları hocam dedi. At hırsızları. Nasıl gördün ilk bakışta burada at hırsızlarını dedim. Dün haberlerde bahsettiler dedi. Toplum olarak bilinçaltında böyle bir etkiliyoruz birbirimizi işte. Belki de zincirleri kırmamızın önündeki engel bu, farkında olmadan. Devam edelim mi? Ne olur tebessüm edin. Sadakadır diyorlar. Gülmek için 16, somurtmak için 33 tane kas çalıştırmak lazımmış. Kolay olanı tercih edelim. Zincirleri kırmanın en iyi yolu. Azıcık tebessüm. Ama tebessüm ederken neye dikkat etmek gerekiyor? Göze ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Hanımların çok sevmediği şuradaki kaz ayakları var ya. Bir gün bu slaytı gösterdim. Hocam sağdaki bayan daha güzel dedi. Sağdaki bayan daha güzel. Aslında aynı bayan ama samimi güldüğünde çok farklı bir kişilik olarak kendisini bize yansıtabiliyor gördüğünüz gibi. Ne güzel değil mi? Bakın buradaki samimiyet gözlere yansımış. Efendim, zincirleri kırmak istiyorsak önce ön yargıları kırmamız lazım. Einstein bile söylemiş. Atomu bile parçalarına ayırdık ama ön yargıları kıramıyoruz diye. Ön yargılı insanlara gerçekleri anlatmak, gözleri görmeyen ama birine renkleri tanıtmaktan daha zordur. Ne güzel bir söz. Söylediği bende olmayan sözlerin altına da laedri diye yazılıyormuş. Yeni öğrendim. Ama burada bir anahtar var. Bu anahtar Nurten Hocam'ın anlattığı anahtar. Her kapıyı açan bir anahtar var. Ama her anahtar her kapıyı açar mı? Açmaz. Açılması gereken kapılar için, bizim o zincirleri kırmamız için bize özel o anahtarı şekillendirmemiz lazım. Biz her anahtarla her kapıyı açmaya çalışıyoruz. Ama açılması gereken her kapının sadece onu açan bir anahtar olduğunu lütfen unutmayın.
Ve şimdi hayatımız boyunca hiç unutmayacağımız bir döngü paylaşacağım sizinle. Her şey farkındalıkla başlıyor aslında. Önce farkında olmak lazım. Sonra bilinçleniyoruz farkında olduğumuz konuyla ilgili. Bilinçlenen insanlar yavaş yavaş olayı anlamaya başlıyor. Anlayanlar ikna oluyorlar. İkna olan kişi bir cesaretle adım atıyor, uygulamaya geçiyor. Ama adım attığımız her şeyden hemen karşılığını alabiliyor muyuz? Hayır. Biraz sabır ve süreklilik gerekiyor. Süreklilik çok önemli. Eğer sürekliliği yakalarsak zincirleri kıracağız. Niye? Çünkü değişime ayak uydurmaya başlayacağız. Ve değişebildiğimiz kadar gelişiyoruz değerli dostlar. Ve gelişebilen insanlar herkesten çok daha fazla başarılı olurlar. Öğretmenlerim, eğer çocuk yetiştiriyorsak yeni nesiller, ki Egemen bugün sağ olsun, hani ne olacak bu memleketin hali sorusu var ya, onu maziye gömdü benim için, biliyor musunuz? Alnından öpüyorum Egemen'i. Artık sormayacağım o soruyu ben. El sallıyorum sana, alnından öpüyorum. Egemen o soruyu maziye gömdü. Artık umutlar her zaman en üst seviyede. Çünkü aramızda Egemen gibi çocuklarımız var. Ve onları bu seviyeye getiren öğretmen Hamza babalar var. Onunla da gurur duyuyoruz tabii ki. Onu da anmadan geçemeyeceğim yani. Ve tüm öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. Zaten ben hep öğretmenlerin ellerinden öperek büyüdüm. Çünkü annem babam emekli öğretmen. Alışığım yani. Efendim, farkındalık neyle başlıyor biliyor musunuz? Biraz dünden hızlı olmakla başlıyor. Şimdi birkaç slayta daha götüreceğim sizi hızla. Diyor ki, her sabah bir ceylan uyanır Afrika'da. Kafasında tek bir düşünce vardır. O gün en hızlı koşan aslandan daha hızlı koşması lazım. Yoksa aslana yem olur. Her sabah bir aslan uyanır Afrika'da. Onun da kafasında tek bir düşünce vardır. En yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşmalı. Yoksa açlıktan ölür. İster ceylan, ister aslan olun. Yeter ki güneş doğduğunda bir önceki günden daha hızlı koşmanız gerektiğini unutmayın. Dünden hızlı mıyım? Zincirleri kırmak için dünden hızlı olmak adına ne yapıyorum? Ne olur sorun kendinize. Hız deyince aklınıza kim geliyor? Hüseyin Bolt. Ama ben size Hüseyin Bolt'u anlatmayacağım. Ben size kimi anlatacağım biliyor musunuz? 18 yıl önce Batman'dan çıkmış, Beypazarı'na yerleşmiş. 18 yıl önce ilk yarışını ayağından 5 yaş büyük, 5 yaş olmaz. Ayağından 5 numara büyük ablasının spor ayakkabısıyla kazanmış. Tanıyor musunuz? Bu senenin 2017 yılının Dünya Yıldızlar 100 metre şampiyonu. Bayrağımızı göndere çektirdi. %90'ımız adını bilmiyoruz. İddia ediyorum. Niye bilmiyoruz? Çünkü o zincirleri daha kırmadık, kıracağız. Ben tanıştırayım size, gurur duyuyorum. 80 milyonluk nüfuslu ülkemizde bilinçli olduğu yarış sadece 24 bin kez seyredilmiş. Bence milyonlarca kez seyredilmeliydi. Adı Mizgin Ay. Batmanlı kızımız. Sunuyorum sizlere. Geleceğin Hüseyin Bolt'u biliyor musunuz? Eğer biz onu kuvvetlendirir, sahiplenirsek hep birlikte burada yaratacağımız enerjiyle Mizgin geleceğin Hüseyin Bolt'u. Çünkü bunu ispatladı bize. Ve ilk yarışını 5 numara büyük spor ayakkabıyla kazanmış kızımız. Buran şu an Beypazarı'nda Batman'dı. Haberiniz olsun. Ronaldo. Niye Ronaldo'dan bahsediyorum? Çünkü son 5 yılın 4 kez yılın futbolcusu seçilmiş adam. Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri. Ama onu başarılı kılan süreklilik dostlar. O kadar önemli ki. Ve siz biliyor musunuz? Ramazan ayında Filistinli çocuklara 2 milyon dolar yardım yapmış adam. Hiçbirimizin haberi yok. İşte bunun için sürekliliği var Ronaldo'nun. Onun için dünyanın en iyi futbolcusu seçiliyor. En yetenekli mi? Vallahi değil. En hızlı koşanı mı? Vallahi değil. Ama Ronaldo işte bu değerlerinden dolayı bu değerlerine sahip çıktı ve bizim de şu an sahip olduğumuz ama birazcık daha sahip çıkmamız gereken değerler yüzünden dünyanın en iyi futbolcusu son 2 yılda. Hemen hızlanıyorum. Ayakkabı boyacım Ziya abim. Ronaldo kadar değerli benim için. Öyle bir ayakkabı boyardı ki, sanat icra ediyormuşçasına yapardı Ankara'da. Uzun ömürlü olsun inşallah. Ayakkabı boyacılığı sanat icra ediyormuşçasına yapılır mı? Ziya abim yapıyordu. Ben bir ara Ziya abime yanlışlıkla Arif abi dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? Uyarmadı önce. Bir daha Arif abi dedim.
Yanımdan geçen biri Ziya abi hayırlı işler deyince abi kusura bakma dedim ya sana da Arif dedim ama kafasını kaldırdı. Canı sıkma Levent'cim Arif olan anlar dedi ya. Ziya abim, Ziya abim alın size değer, alın size zincirleri kırmış insanlar. Evet bitiriyorum. Çok kısa birkaç dakikam kaldı. O ilk iki dakikayı kullanıyorum hocam. Size övdüğüm o iki dakikayı haberiniz olsun. Efendim bir uygulama vardır deriz ki hemen bir bakar mısınız? Dört tane çizgiyle elinizi kaldırmadan bu dokuz noktayı birleştirebilir misiniz? Ben bunu seminerlerde soruyorum. %99 birleştiremiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizi sınırlandıran şu dokuz noktanın içerisinde de melenip duruyoruz. Biz diyoruz ki zincirleri kırmak için sınırları aşalım. Eğer sınırları aşarsanız bu dokuz nokta dört çizgiyle rahatlıkla birleşir. Hatta dokuz değil, 10, 11, 12 tane nokta birleştirmiş olursunuz. Birazcık sınırları aşmaya ihtiyaç var. Ve son slaytım. İsmail hocam. Hocam, her defasında karanlığa söylenmek yerine harekete geç ve bir mum yap demiş adam. Sinerji yaratalım, birlik beraberliğimizi en üst seviyede yaşayalım diye. Herkes mi ayağa kalkabilir mi? Zaten öğle yemeğine çıkacağız. Bir kalkabilir miyiz? Son uygulamamız. Hazır mıyız İsmail hocam? Buyurun hocam. Evet. Şurayı da ben kapatayım. Karanlıkta kaldık değil mi? Ne hissediyorsunuz? Toplumda hayatta şu an bu karanlığı içinde hisseden ve bizim bir tane mumumuza ihtiyaç duyan o kadar çok insan var ki. Ve sizden ricam, İsmail hocam, telefonunuzu bir yakar mısınız? Güzel. Sadece bana yetti. Herkes cep telefonlarını kaldırabilir mi? Ve şu güzel ışıklarını bir açabilir misiniz? Herkes açsın lütfen. Herkes lütfen. Açın, 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 açın. Herkesin bir cep telefonu var biliyorum. Herkes, işte şu birlik beraberlik, şu güzellik var ya, değerli dostlar, işte en çok ihtiyacımız olan şey bu. Buradan görüntü mükemmel, daha sonra YouTube'dan seyredebilirsiniz, seyredip paylaşabilirsiniz. İşte bu ışığımız hiç eksik olmasın birlik beraberliğimiz. Teşekkür ediyorum dostlar. Çok sağ olun. Herkese de afiyet olsun.